İşte yağın her bir damla, Rahim isminin bir tecellisidir. Ve rahmetin başka tecellileri. Zehirli bir böceğin karnında, şifalı ve en tatlı bir balı bizim için pişirmek ve o böceğin eliyle bize ikram etmek, elbette o böceğin işi olamaz. Demek, balı yapan böcek değil, Allah'ın rahmetidir. Ve bahar mevsiminde, cennet hurileri tarzında, bütün ağaçlara en güzel elbiseleri giydirip, çiçek ve meyvelerle süslendirip, onların elleri hükmünde olan kuru dallarıyla lezzetleri farklı, renkleri farklı, kokuları farklı, şekilleri farklı meyvelerle bizi beslemek, elbette rahmetin bir tecellisidir. Yoksa o kuru ağaçlar bizi tanımaz ve bize merhamet etmez. Ve elsiz bir böceğin eliyle, ipek gibi yumuşak bir elbiseyi bize giydirmek, rahmetin neticesidir. Yoksa o elsiz böcek, yemyeşil dut yaprağını yiyip, bembeyaz bir ipeği bizim için çıkartamaz. Ya inek, deve, koyun ve keçi gibi hayvanlara ne demeli? Onlara yemyeşil otu yedirip, kan ve fışkıları arasından bembeyaz, besleyici bir sütü çıkarmak ve o hayvanı bir süt fabrikası yapmak, elbette rahmetin işidir. Ve o koca güneşi dünyamıza soba ve lamba yapmak, ayı kandil ve takvim yapıp, yıldızlarla semanın yüzünü süslendirmek, elbette rahmetin bir tecellisidir. Şimdi, rahmetin insandaki cüz'i bir tecellisine bakalım. Acaba, gözümüz olmasaydı ne yapardık? Kapkaranlık bir alem. Ya kulaklarımız olmasaydı? Sessiz bir alem. Ya dilimiz olmasa ve ona tat alma duygusu verilmeseydi? Konuşmanın ve lezzetin olmadığı bir alem. Ya burnumuz olmasaydı? Kokunun olmadığı bir alem. Elbette böyle bir alemde yaşamak ne kadar zor olurdu. Acaba el, ayak, parmak gibi maddi, akıl, korku, şefkat ve muhabbet gibi manevi hediyeler olmasaydı ne yapardık? Demek her bir azanın takılışında rahmetin bir tecellisi görünüyor. İnsanları böyle maddi ve manevi, aza ve duygularla süsleyen Allah, hayvanlara da bu alemden istifade edebilmeleri için lazım olan cihazları takmıştır. Kuşa kanat takıp uçmayı, balığa yüzgeç verip yüzmeyi öğretmiş ve her canlıya rahmetiyle muamele edip hayatının devamı için gerekli olan vücudu ve azaları vermiş. İşte Allah'ın rahmeti her şeyi böyle kuşatmıştır. Sözün özü. Şu dünyanın gidişatına dikkatle bakılsa, görülür ki, en aciz, en zayıftan tut, ta en kuvvetliye kadar, her canlıya, muhtaç olduğu rızkı veriliyor. Hatta, en zayıf, ve en acize, en iyi rızık veriliyor. Hiçbiri unutulmuyor
ve karıştırılmıyor. Her dertliye ummadığı yerden bir derman yetiştiriliyor. Öyle ulvi bir keremle ziyafetler ve ikramlar olunuyor ki, nihayetsiz bir rahmet eli içinde işlediği bedaheten gözüküyor. Şu kainatta gözüken rahmet ve şefkat ile ilgili onlarca cilt kitap yazılabilir. Bizler, arife tarif yeter sırrınca, meseleyi daha fazla uzatmayarak, rahmetin diğer tecellilerini sizlerin tefekkür alemine havale ediyor ve ikinci basamağa, rahmet ve şefkatin ahireti gerektirmesine geçiyoruz. Sorumuz şu: nihayetsiz bir kerem ve hadsiz bir şefkat neyi ister ve neyi gerektirir? Cevap: nihayetsiz bir merhamet ve şefkat, kendine layık bir tarzda ihsan etmek ve merhamet etmek ister. Halbuki bu fani dünyaya ve bu kısa ömre, bu rahmet ve şefkatin denizden bir damla gibi milyonlar cüzünden ancak bir cüzü yerleşir ve tecelli eder. Demek bu dünya o hadsiz merhamete mahal olabilecek bir yer değildir. İşte bu da ispat eder ki o merhamete layık ve o şefkate yakışır bir saadet diyarı olmalıdır ve vardır. Bunu inkar edebilmek için gündüzü ışığıyla dolduran güneşin vücudunu inkar etmek gibi göz ile görünen bu rahmetin vücudunu inkar etmek lazım gelir. Çünkü eğer ahiret gelmezse şu göz önündeki rahmet ve şefkatin hiçbir manası kalmaz. Manası kalmadığı gibi zıddına inkılap eder. Mesela akıl, rahmetin bir meyvesidir. Ama eğer ahiret gelmeyecek olursa, akıl hediye değil, insanın başına bir bela olur. Geçmişin hüzünlerini ve geleceğin korkularını hazır zamanda toplar ve sahibini adeta bir yılan gibi sokar.